Bir önceki videoda burada bir devre vardı. Bunlar da uçlarımızdı. Ve yenilik olarak devreye eklediğimiz bu parçanın adı da komitatördü. Komitatör dönem parçaya bağlıydı. Fırçaya benzeyen bu uçlarda her zaman birbirlerine temas içinde olmalıydılar. Aynen lunaparkta çarpışan arabalar gibi. Bildiğiniz gibi çarpışan arabaların arkasında bir direk vardır. Eğlence olsun diye buraya bir tane çarpışan araba çizmek istiyorum. Bu hafifçe bir ayakkabıyı andıran çarpışan arabamız bu da benim. Arabayı kullanıyorum. Bu da az önce bahsettiğim arabanın arkasındaki direk. Bu direklerin ucunda fırçaya benzeyen şeyler bulunur. Tavana değerler ve sabit bir elektrik akımının tavandan arabaya doğru geçişini sağlarlar. Bu akımla arabanın hareket etmesini sağlarlar. Bu arabanın şu an hangi yönde hareket ettiğini bilmiyorum. Ama tavandan gelen bu akım sayesinde çarpışan arabaların içine hem tehlike arz eden hem de büyük bir enerji kaybına sebep olacak akülerden koymamız gerekmez. Evet dediğim gibi çarpışan arabaların direklerinin ucundaki fırçalar komitatörlerle temas halinde olan fırçalardan çok daha farklı değiller. Anlaştık mı? Tabi terminolojiyi de bilmemiz lazım. Ama burada neler olup çarpışın araba benzetmesiyle bittiğini daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Keşke momentumdan bahsederken de bu tarz benzetmeler kullanmış olsaydık. Her neyse. Burada neler oluyor dersiniz? Birinci videoya geri dönecek olursak akım bu yönde ilerliyordu. Sağ el kuramını uyguladığımızda manyetik alanın uyguladığı net kuvvetin sol tarafta aşağı, sağ tarafta da yukarı yönde olduğunu, net torkunda bu şekilde sağ tarafta ekrandan size doğru, sol tarafta da ekranın içine doğru bir dönmeye sebep olduğunu bulmuştuk. 90 derecelik bir dönüş tamamlandığında bu pozisyona geliyorduk. Burası bu taraf. Başka bir renk kullanırsam daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Evet, bu taraf burası. Bu tarafta bunun altında hatta ekranın içinde diyebilirim. O zaman burası da eğer bu uzaklık R ise bu taraf şu an ekrandan R yükseklikte. Bu noktada o komitatörün fırçalarla olan temasının kesildiğinden bahsetmiştik. Yani devre dönüp de bu konuma geldiğinde bu uçların artık birbirlerine değmeyeceklerini hayal edebiliyorsunuz, değil mi? Akım geçmeyince pil enerjisinin bir kısmını muhafaza ederiz. Açısal momentum devreyi bir miktar daha döndürdüğünde ise devre buna benzeyecek. Evet, çizmeye çalışıyorum. Sürekli renk değiştiriyorum. Tamam. Şunu da çizelim. Burası pozitif, negatif, negatif akım bu yönde ve de komütatörün uçları şu anda temas halinde. Şimdi bu tarafı eğer kırmızıyla gösteriyorsak, Kırmızı taraf bu konumda ekrandan dışarı çıktı ve burada da yani 180 derecelik bir dönüş sonrası buraya geldi. Burayı da yeşile boyayalım. Evet, yeşil taraf burada bu taraf. Devrenin 180 derece döndüğünü düşünüyoruz. Şimdi ilginç bir şey olacak. Komitatörden önce devredeki akım buradaki aşağı doğru, bu tarafta da yukarı doğru ilerliyordu. Öyle değil mi? Yani komutatörden önce akım burada aşağı, burada da yukarı yönlüydü. Yönlerin değiştiğini fark ettiniz öyle değil mi? Komutatör olmasaydı bu devre tam olarak dönmez, taraflar sürekli yer değiştirirdi. Yani eğer sadece tarafların yer değiştirmesini istiyorsanız bu belki faydalı olurdu ama ortaya çok da başarılı bir sonuç çıkacağını ve bunun bir motor olarak kullanılabileceğini söyleyemeyiz. Peki burada ne oluyor? Bu taraf artık bu uç yerine diğer uca, yeşil tarafta bu uç yerine buna bağlı. İlginç bir şey olacağını söylemiştim. Sol taraftaki akım hala aşağı, sağ taraftaki akım da hala yukarı doğru akıyor. Kısacası sizin de gördüğünüz gibi devre bu konumuna geri döndü ama taraflar yer değiştirdi. Kırmızı taraf sola, yeşil tarafta sağa geldi. Sonuç olarak net torkun yönü de hala aynı. Sahil kuralını uygulayalım mı? Akım aşağı doğruydu. Manyetik alan soldan geliyorsa buradaki net kuvvet ekrandan içeri, buradaki de ekrandan dışarı doğru olur. Eğer bu şekilde devam edersek de diğer problemimize de çözüm bulmuş oluruz ve sürekli olarak bu tellerin yerlerini değiştirmek zorunda kalmıyoruz. Komitatör olarak bir elektrik motoru yarattık. Buraya da tekerlekleri döndüren aks gibi bir mekanizmayı da çizmiştim. Hemen onu da ekliyorum. Eğer sabit bir manyetik alanınız varsa bir komutatör sayesinde akımın yönünün sağ ve sol tarafta hep aynı yönde kalmasını sağlayarak net torkun bu devreyi sol tarafta aşağı doğru sağ tarafta da yukarı doğru ittirmesini sağlayabiliriz. Aslında sağ tarafta ekrandan dışarı sol tarafta ekrandan içeri doğru dersem daha doğru olacak. Artık bir tekerleği döndürebileceğinizin farkındasınız öyle değil mi? Elektrikli araba yaptık. Evet, bunlar aslında elektrikli motorların temel prensipleri. Bu arada bunu komutatör olmadan da yapabilirdik. Mesela bu noktaya gelene kadar manyetik alanı devam ettirip bu noktada kapatabilirdik. Ve bu konum 180 derecelik dönüşünü tamamladığında da manyetik alanı tekrar açardık. Olasılıklardan biri de bu ama döngünün yarısında manyetik alanı kapamak zorunda olduğumuz için açıkçası pek de verimli değil. Buna ek olarak manyetik alanın yönünü değiştirebilir. Mesela komütatör yerine manyetik alanın yönünü değiştirecek başka bir mekanizma kullanabilirdik. Ama muhtemelen en basit yol bu, öyle değil mi? Artık elektrik motorlarının nasıl yapılabileceği hakkında bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. Temelleri anladığımıza göre yenilikler üzerinde de düşünebiliriz. Ama yine de Tüm elektrikli motorların bu videoda öğrendiklerinizin bir varyasyonu olduğunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Faydalı bir şeyler öğrendiğiniz için siz de kendinizi iyi hissediyor olmalısınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.